Buyurun kızım. Anne benim. Anne. Hayat insanların yollarını ilginç yerlerde kesiştirir. Bazen vaktiyle tanıdığımız bir insanın izlerini yepyeni bir insanda buluruz. Bazen de karşımıza çıkan yeni bir insan, vaktiyle tanıdığımız bambaşka bir insanı hatırlatır bize. Uzayıp giden, örümcek ağ gibi birbirlerine bağlanan yollar bizi bambaşka hayatlara götürür. Her yeni şey, daha önce yaşanmış olanın bir parçasıdır. Zaman adını verdiğimiz, sırrını asla çözemeyeceğimiz o tuhaf, efsunlu kelime bizi hep bildiklerimizle karşı karşıya getirir. Sonuçta insan için en büyük tehlike ve tehdit kendisidir. Başkaları değil. İnsan çıktığı her yolda yine kendisiyle karşılaşacaktır. Sonrası yeni yollar, yeni denilen yaşantılar. Hepsi bu. Hepsi bu. Sadık canım benim. Hayatım. Hayatım. Çay koydum, içersin değil mi? Gayet tabii. Sadık, yeni komşular geldi az önce. İki kadın. Görünüşe bakılırsa ana kız olacaklar. Kendi halinde insanlara benziyorlar. İyi bari. Öyle lüzumsuz insanların taşınmadığı iyi olmuş. İnşallah anlaşabileceğimiz birileri olsa. Ya şimdi bu insanlar yerleşme telaşına düşerler. Akşama şöyle güzel bir yemek yapsan da onlara da götürsek sevaptır. Aman Sadık, bunu söylemen bile fuzuli. Tabii ki yemek götüreceğim. Hele bir soluklansınlar. İyi canım, ne kızıyorsun? Tülay, aşağı gel kızım. Bak portakal tamam, suyu sıktım. Tamam anne, iniyorum. Gel soğuk soğuk içelim. Aa, Allah Allah, kim geldi acaba? Buyurun. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Biz komşu evde oturuyoruz da bugün geldiğinizi gördük. Epey yorulmuşsunuzdur. Bari ilk gece evde yemekle uğraşmayın diye size yiyecek bir şeyler getirdik. Ay ne zahmet etmişsiniz böyle. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Serap. Ben de Aylin. Eşim Sadık. Memnun oldum. Ben de Ayla. Lütfen içeri buyurun. Buyurun. İçeri geçelim. Şöyle buyurun. Biz de 8 yıldır buradayız. Ev Sadık'ın babasından kalmıştı, gelip yerleştik. Ya sizi ne sürükledi buralara Ayla Hanım? Benim bey rahmetli olduktan sonra büyük şehir üstüme üstüme gelmeye başladı. Bari gideyim de şu cennet gibi yerde ömrümün son günlerini geçireyim dedim. Zaten şunun şurasında ne kadar ömrüm kaldı ki. Artık böyle şeylerle canınızı sıkmayın. Ben sizi gezdirip birçok arkadaşımla, ahbabımla tanıştırırım. Eksik olmayın Aynur Hanım. Yani haftalardır hummalı bir çalışma vardı. Maşallah arı gibi çalışıp bitirdiler burayı. Ya eksik olmasına. Size ne ikram edelim? Bir şey almayalım, sağ olun. Zahmet etmeyin, zaten yorgunsunuz. Ay, biz de kim gelecek diye merak edip duruyorduk ama... doğrusu sizin gibi insanları da beklemiyorduk. Nasıl yani? Yani öyle bir telaş vardı ki... sanki çok önemli birileri gelecek gibiydi. Yani yanlış anlamayın. Yok canım, estağfurullah. Epey bir para harcadınız galiba. Tabii, huzurlu bir hayat için değer değil mi? Tabii tabii. Bu hayatta önce sağlık sonra huzur. Değil mi ama şekerim? Ya tabii şekerim. Yalnız eskiden, yani 4 yıl öncesine kadar pek de huzurlu bir kasaba değildi burası. Neden? Aman Sadık, daha gelir gelmez canlarını sıkma insanların canım. Yo Aynur Hanım, gerçekten merak ettim. Artık burada yaşayacağımıza göre nasıl bir yer olduğunu da bilmemiz lazım. Tabii bunlar eskidendi. Katiller hiç bulunamadı. Sapıkça cinayetler işlendi. Cinayetler hem de ha? Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Kızım, gel. Ne oluyorsun? Bir dakika. Nereye ama? Hiçbir şey anlayamadım. Bir şey gördüm. Ben de anlayamadım. Hay Allah ya, kaçırdım. O zararsız biridir, burada herkes tanır onu. Korkmanıza gerek yok, adı Kamil. Bu ismi kasabalı taktı ona. Garibin tekidir. Biz de müsaadenizi isteyelim hazır kalkmışken. Yine bekleriz. Tabii efendim, inşallah. İyi akşamlar. Allah Allah, nasıl bir şey bu? Vallahi anlamadım ki. Bu kızda bir iş var. Pek garipti vallahi. Tuhaf.
Hiç böyle bir şey görmedim. Aslında iyi insanlara benziyorlardı ama. Görüşmesek mi acaba? Dur bakalım, 2 dakikada ne biçim abarttın? Ne abartması? Sen hiç böyle bir şey gördün mü? 12. Aman da aman, kimler gelmiş? Gel bakalım bataklık gülü Şükran. Borçlarını ödemeye geldin herhalde. Yo, alışveriş yapmaya geldim. Abime emek dayanmıyor ki. Veresiye defteri de çok kabardı bu aralar. Gereği neyse yaparız. İstersen birkaç sayfasını silelim, silelim o defteri. Sen ne istiyorsun? Temizlik malzemesi alacaktım. Al bakalım. Bütün malzemeler orada karşı rafta duruyor. Torbalar da yanındaki rafta. Galiba yıllık temizlik yapacak hanım. Ne kadar? 600 bin lira. Hadi bakalım, şu defterin birkaç sayfasını silelim. Merhaba. Merhaba şekerim, hala temizlikle mi uğraşıyorsun? Ev işi dediğin bitmiyor ki Aynur Hanımcığım. Buyur içeri geçelim, bir çay içer miyiz? Sağ ol şekerim, fazla oyalamayayım seni. Bu kadar fazla yorulmak iyi değildir. Öğleden sonra çevreyi dolaşır, yemeği de biz de yeriz. Sağ ol komşum, biraz gezeriz. Ben de çevreyi görürüm. Serap geldikten sonra da bir aksilik ya, olmazsa yemeğe de geliriz. Çok iyi olur. Evin temizliğini de hemen hemen bitirmişsin. Öyle sayılır. Sizin kızınız hep böyle midir? Nasıl yani? Yani geçen akşam... O deliği görünce hırsız sandı. Biraz da karateye falan meraklıdır. Rahmetli oğlan çocuk isterdi. Olmayınca erkek çocuk gibi yetiştirdi Serap'ı da. Tabii tabii, olur böyle şeyler. Hadi Barış, koş. Hadi, hadi daha hızlı Barış, hadi. Hadi daha hızlı, aferin. Rüya. 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 Biriyle karıştırdınız galiba, adım Rüya değil Serap. İnanılmaz bir benzerlik bu, vaktiyle tanıdığım birine çok benziyorsunuz. Hatta benzerlikten de öte. İnsan insana diyorum benzer ya, bu benzerlikten de öte, yani sanki siz olsunuz. Bu halimi bağışlayın, ben Can, ilkokulun öğretmeniyim. Öğrencileriniz sizi bekliyorlar. Çocuklar oynamaya devam edin siz, ben geliyorum şimdi. Serap Hanım, tanıştığımıza sevindim. Yani şaşırdım, mutlu oldum, ne bileyim, affedersiniz, çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öğrencileriniz? Evet, öğrencilerim. Yani derse dönmem lazım, çok sevindim. Ben de memnun oldum. Hüsnü, Hüsnü oğlum kalksana. Kalk. Aliço, Aliço kaldır kaçını. Ulan iki ne oluyor ya? Sıkılandıktan sonra bütün gün kendinize gelemiyorsun. Aman! Ne var ya sabah köründe? Sabah körü dediğin öğlen vakti. Ne yaptın? Ne mi yaptım? Ateşi yaktım, hedefleri de diktim efendim. Dün geceki oyunu yine sen kazandın. Tabii oğlum, bu işin piriyim ben. Bir daha bu konuda benimle asla iddialaşmayacaksın, anladın tamam, mı? Tamam ya, midem kazınıyor. Kasabaya gidip bir şeyler yiyelim. İyi be, zaten yemekten yatmaktan başka bir halt bilmezsiniz. Hadi kalkın gidiyoruz. Bu arada dışarıda Kamil var. Ona bir sürpriz yapalım. Hadi. Usta atıcım benim. Lan ne balladı aslında. Her attığını vurdun dün gece. Eşek şansı var oğlum. Hadi. 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 Gel korkma. Hadi. Hadi. Hadi.
Baba. Dinleniyorum kızım. Baba, ben de senin gibi subay olmak istiyorum. İyi de yavrum, kızlar asker olmaz ki. Ben asker olmayacağım ki, subay olacağım. Ama kızlar subay da olmaz kızım. Bana ne, olacağım. Tamam tamam, ol bakalım. Peki neden bu kadar çok istiyorsun subay olmayı? Seninle beraber savaşlara gideriz. Öğleden sonra hep bu şarkıyı dinler. Ay, siz yeni taşındınız değil mi? Tanışalım bari. Adım Cevriye, kasabanın ebesiyim. Benimki de Serap. Bak bitti. Bu Sema Hanım'a çok üzülüyorum. Kocasını öldürdüler vaktiyle. Adamı soyup canına kıymış itler. Kadıncağız hem işin başına geçmek zorunda kaldı, hem de cinayet çözülene kadar burada kalmaya yemin etti. Katil her kimse bulunur umarım. Bunca zamandır çözülmeyen cinayet bundan sonra mı çözülecek? A güzelim, bir gün fırsatınız olursa kalkıp bana da gelin. Hele bir yerleşelim de geliriz inşallah. Müsaadenizle. Önceleri sakin bir kasaba olduğunu düşünüyorduk. Yerleştikten sonra öğrendik ki arada bir tuhaf şeyler oluyor burada. Katillerin hiçbiri yakalanmadı mı şimdiye kadar? Nerede şekerim? İz bırakmıyorlarmış. Yapabileceğimiz en iyi şey birbirimize destek olmak. Sizin ya da bizim başımız dara düştüğünde birbirimizin yardımına koşmak. Sizin gibi iyi komşuları Allah çıkardı karşımıza. Hoş geldin canım. Ne alırsın? Karides kokteyl ve balık lütfen. Burada köfte ve zeytinyağlılar bulunur. Köfteci için fazla şık değil mi? Muammer, hazırla. Buraya yeni geldin galiba. Seni daha önce hiç görmemiştim. Oturabilir miyim? Tabii. Evet, yeni taşındık. Ah güzelim, ne demeye taşındınız buraya? Dünyada başka yer kalmamış gibi. Peki siz niye buradasınız? Buralı mısınız yoksa? Hayır şekerim. Ciğeri beş para etmez bir herifin peşine takılıp gelmiştim buraya. Bir kumar borcundan temizlediler adamımı. Artık hayatımı kurmuştum burada. Nereye gidebilirdim ki? Senin gibi yabancılardan büyük şehirlerin kokusunu alıyorum. O günden beri hiç şehre gitmediniz mi? Yok şekerim. Artık benim yerim burası dedim ve burada kaldım. O zaman buradan şikayet etmeye pek de hakkınız yok. Canım benimki laf ola veri gele. Yoksa çoktan alıştım bu kasabaya. Seni hangi rüzgar attı buralara? Büyük şehirde yapamayacağımızı anlayınca annemle her şeyimizi satıp savup buradaki eve aldım. Hangi evi? Ormanla kıyı arasındaki evi. Aa, Aynurların yeni komşuları sizsiniz demek. Ne olmalı lan, gene yaktın yemeği ha. Oğlum, sana bir karı bulalım da bu hayattan kurtul lan. Uğraşma lan gariple. Lamia yavrum, bakıyorum gözlerinin yanına almışsın yine. Bana bakın, gene ortalığı karıştıracaksanız külahları değişiriz ona göre. Tamam kızma ya. Küçük hanımın canını sıktık galiba. Affedersiniz hanımefendi. Ooo, kibar erkeği. Kesin, ne gülüyorsunuz? Şekerim, sen aldırma onların bu hallerine. Biz alıştık da garip gelmiyor. Ben de seni lafa tuttum. Rahat bırakayım da ye yemeğini. Sonra görüşürüz. Merhaba, masanıza oturabilir miyim? Tabii ki. Siz kaç yıldır bu kasabada yaşıyorsunuz? Benim bu 4. yılım. Epey alışmışsınızdır buraya. Bilmiyorum, ben seviyorum burayı. Peki bu Rüya Hanım'ın hikayesini ne zaman anlatacaksınız bana? Yarın. Eğer isterseniz kasabayı gezdirmek isterim size. O zaman anlatırım bütün hikayeyi. Sizle geleceğim ama hikayeyi öğrenmek için. Binbir Gece masallarında Şehrazat da bu yöntemi kullanmıştı sultanı oyalamak için. Demek ki iyi bir yöntemmiş. Sizi benimle gelmeye ikna ettiğine göre. Epey insanla tanıştın. Evet, he? Kasabanın öğretmeniyle, ebesiyle, lokanta sahibiyle tanıştım. Nasıl insanlar peki? Garip, ne bileyim, hepsinin tuhaf tuhaf yanları var sanki. Tuhaf mı, nasıl yani kızım? Hadi anne çıkalım artık, yolda anlatırım sana. Daha ilk günden bekletmeyelim insanları. Haklısın Tülaycı. Anne Tülay deyip durma, bak orada da ağzından kaçıracaksın. Tamam.
Keki beğendiniz mi? Geçen gün komşudan tarifini aldım. Siz vesile oldunuz, bir yapıp deneyeyim dedim. Ay, yani Aynur Hanım, ne yapsan hemen reklamını yapıyorsun. Ben de öyleyim işte, ne yapalım abi. Şaka canım, şaka. Şu fotoğraftaki genç kız kim? Benim kusuruma bakmayın. Biraz yukarı çıkıp dinleneyim. Aman efendim, estağfurullah, ne kusuru? Hay Allah, affedersiniz, sorulmaması gereken bir şey mi sordum? Yok Serapcığım, senin hatan değil. O bizim kızımız Betül. Bir gün babasıyla birlikte bir trafik kazası geçirdiler. Sadık ağır yaralı olarak kurtuldu ama Betül'ü yitirdik. Başınız sağ olsun Aynur Hanım. Dostlar sağ olsun. Sizi üzmeyi hiç istemezdim, ne olur kusuruma bakmayın. Yok canım, kusura bakılacak bir şey yok. Nereden bileceksin ki? Biz artık müsaadenizi isteyelim. Tabii. Aynur abla. Bu akşam çok sıkıntı verdik size. Sıkıntı ne kelime Serapcığım. Artık sen de bizim bir kızımızsın. Daha gün gülmemiş taze gelindim, oy oy. Ölem ölem derdim, ölem taze gelindim. İyi akşamlar bakkal başı. İyi akşamlar. Başına. İyi akşamlar arkadaşlar. Hürmetler. Bunca hakkımız hukukumuz var değil mi bakkal başı? Ne istiyorsunuz benden? Duyduğuma göre kız kardeşimle fazla muhabbet ediyorsun ha? Yok valla. Şükran arada bir gelir sana bir şeyler alır. Yoksa bundan başka muhabbetimiz yok kendisiyle. Güzel. O halde kayınçona gereken parayı verirsin değil mi bakkal başı? Ne kadar istiyorsan al. Orada kasada duruyor. Sen niye öyle titreyip duruyorsun ha? Eşek kadar herifsin, korkuyor musun yoksa lan? Kasadaki parayı alıp beni bırakın. Bu işten öyle kolayca sığınmak var mı lan? Sen benim kız kardeşime sak, her boku ye, ondan sonra da kasadaki parayı alın bırakın beni, yok ya! Birazdan altına gidecek bu herif ha! Beni bırakırsanız kimseye bir şey söylemem, yemin ederim! Kapa çeneni! Senin yeminle inan olur mu lan? Allah canımı alsa kimseye bir şey demem! Sus lan! Alacak zaten, boşuna dil dökme! Gel lan buraya, gel buraya! Gel. Şeriften aşağılık! Gel! Geçtim seni! Serap yavrum, kahvaltı hazır diye çağırdım ama. Ne oldu anne? Kızım ekmekle şeker kalmamış. Tamam anne, alıp gelirim şimdi. Başka bir şey lazım mı? Yok yavrum, bunları halledersen tamamdır. Gazete gelmediyse onu da alayım mı? Sen bilirsin evladım ama gelir. Tamam tamam, ben üstümü değişim şimdi alıp gelirim. Tamam çocuğum. Serap, ne oldu güzelim, hayırdır? Bakkalı öldürmüşler. Ha? Bu ifadenin hali ne? Nesi var? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Asla. Tekrar edelim. Kasabaya geliyorsun ve 10 gün bile geçmeden cinayet işleniyor. Daha önce de olmuş. 4 yıl önceydi o. Üstelik dönemimde de değil. Bununla da bitmiyor. Ebe seni büyük bir soğukkanlıkla bakkalın önünde sigara içerken buluyor. Bakın burada... Burada hep yormuş gibi üstünden bir silah çıkıyor. Taşıma ruhsatım var. Bu manyak olmadığını göstermez. Belki doğrular bile. Peki tecavüzü nasıl açıklıyorsunuz? Yalnız yaptın demedim ki. En az bir tane suç ortağın var demektir. Büyük rezalet. Koskoca adama tecavüz olacak şey değil. Gel. Komiserim,
Otopside çıkan merminin balistiği geldi. Mermi 7.65. Ayrıca spermlerden ortaya çıkan sonuç bir tek kişinin tecavüz ettiği. Ya. Sadık Bey sabaha kadar terasta oturmuş. Serap Hanım'ın evlerin önünden geçmediğini söyledi. Annesi de kızının evden hiç çıkmadığını söylüyor. Hem Serap Hanım'da da hiç katil tipi yok. Kes, tamam. Özür dileriz. Şimdilik bize haber vermeden kasabadan ayrılmayın. Teşekkür ederim. Niçin? Özür dilediğiniz için. Ne kadar tatsız bir olay. Bunları yaşamanı istemezdim. Boşver, önemli değil. Bana söz verdiğin hikayeyi anlatmayacak mısın? O eski kırık dökük aşk hikayelerinden birisi bu da. Bu toprakların bütün hikayeleri aşk üzerinedir zaten. Yıllar önce İstanbul'da başladı benimki. Ortak bir arkadaşımız tanıştırdı bizi. Rüyaya aşık oldum. Onun için para her şeyden önemliydi. Benimle birlikte olursa istediklerine kavuşamayacağını biliyordu. Nitekim bir gün eşyalarını toplayıp gitti. Sonra ortak arkadaşlarımızdan Rüya'nın bir estetik cerrahla beraber olduğunu öğrendim. İşte benim bütün hikayem bu. Ondan sonra hiç aramadın mı Rüya'yı? Birkaç kez arayıp sormak istedim ama o doktorla evlenmişti. Huzursuz etmek istemedim. Belki de en doğrusunu yapmışsın. Sonra da bu kasabaya tayinim çıktı. Ve birdenbire karşında beni gördün. Evet, inanılmaz bir benzerlik sizinki. Adeta birbirinizin kopyasısınız. Sana daha önce de demiştim ya, insan insana benzer. Sen de bana babamı hatırlattın Can. O da vaktiyle bana sevmenin de özlemek kadar önemli olduğunu söylemişti. Herkes daha önceden yitirdiği birini içinde taşıyor demek ki. Belki de. Daha ayrıntılı bir inceleme başlatmamız gerekiyor. Öncelikle dükkanın çevresindeki evlerde oturanlarla konuşacaksın. Gece herhangi birini gören olmuş mu? Ya da bir ses falan işitmiş bir kimse? İyice bir araştır bakalım. Baş üstüne komiserim. Gözün bu Serap denen kadının üstünde olsun. Baş üstüne komiserim, müsaadenizle. Şurada emekliğime ne kaldı? Gene başladılar. Benim sonunda benden önceki gibi mi olacak? Tanrım, ne günah işledim ben. Bir zamanlar bu kasabada dünyalar güzeli bir Ece yaşarmış. Bu Ece her nasılsa günün birinde gerçekten seveceği bir adamın geleceğine inanırmış. Bütün güzelliğini, gençliğini bu adama feda edecek. gelmiş mi peki beklediği kişi? Aradan yıllar geçmiş, güzeller güzeli Ece bir gün aynaya bakarken dehşetten çılgına dönmüş. Bu yüz artık ona yabancı, yaşlı bir kadının yüzüymüş. Başka bir kadına ait bir yüz. İnsanın kendi yüzünü bulamaması. Gerçekten korkunç bir şey bu değil mi? Ya öyle. Hikayenin devamı nasıl peki? Ece artık kendi görüntüsünden ürkerek gezer olmuş. Bir gün dışarıdan geçmekte olan bir delikanlıyı görmüş. O an anlamış ki yıllardır bu adamı beklemektedir. Adamı tutup huzuruna getirdikten sonra onu sevdiğini söylemiş delikanlıya. Genç adam o gece kaçmış buralardan. Ece sevip de sahip olamamanın acısını anlamış. İşte şurada asmış kendini. Bize mutlu hikayeler gerek ama biz dünyayı mahvettik. Umarım gelecek nesiller mutlu hikayeler kurarlar. Ah Tülay'ım, bana da mı getirdin? Anne, ne olursun alıştır ağzını artık. Bu meseleyi ne yapacağız? Korkuyorum, pot kıracağım diye ödüm kopuyor vallahi. Sen istersen alıştırırsın. Ah güzel kızım, bu yaştan sonra bunları da mı yaşayacaktım? Ameliyatı yapan doktor Rüya adını önermişti. Ölen karısının adı diye kabul etmedim. Rüya olsa daha mı kolay gelirdi sana acaba? Sanki çok farklı. Ha Serap, ha Rüya. Aynı şey. Tamam anne, bir de sen zorlaştırma. Zaten geçmişi unutup seslerinden kurtulmak için kendimle zor bir savaş veriyorum. Canım, yavrum benim. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Üzme kendini bebeğim. Bilmiyorum ki nasıl olacak. Olur olur, sıkma canını. Hadi görelim seni bakalım, hadi hadi. Hareketi yapma lan. Hadi büyük adam be. Hakkes şunu be. Büyük vurucu. Tamam tamam, uzatma. Hadi. Hadi be. Hop. Hadi hadi. Bak bakalım kaçta kaç ha. Oğlum sen fazla içtin galiba. Görmüyor musun lan? Dörtte dört. Tam isabet. Ulan ne ballı adamsın be. Abi bu kadar kafayı çekiyorsun, yine de bana mısın demiyorsun. Bir tane bile karavana yok.
Oğlum nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Çekilin, sıra bende. Hadi. Oğlum hakikaten çekil kenara. Bu gece yarısından sonra bir de baytar aramayalım ha. Oğlum bence baytar Alinço'ya gerekecek. Bana bak, sakın kendini vurma ha. Abi bir dur ya. Dikkatimizi toplayalım. Tamam tamam, sen atışını bitirene kadar sesimizi çıkarmayacağız değil mi lan? Aman ya. Silahın da aynı senin gibi be. Tutukluk yaptı. Hüsnüm, say bakalım oğlum, bütün hedefler yerini bulmuş mu? Oğlum neyini sayayım? Bir tane attı, o da kim bilir hangi ağacın gövdesinde. Oldu bir kere ya. Oğlum böyle eli kolu tutulmuş adamlara arkadan yaklaşmaya benzemez. Yeter lan, kes şunu. Yaklaşmadım ulan. Yeter lan, yaklaştım. Ne var? Sen de lafını bil, tamam mı? Şurada eğlenirken her şeyi berbat etmenin lüzumu yok. Hadi bakalım silahını al, seni görelim ne kadar ustasın ha. Kahretsin. Değiştir, değiştir. Lanet olsun. Bak bakalım kaç tanesi herifi bulmuş. Oğlum iki tanesi hariç hepsi karavana. Hadi hadi boş ver. Kimin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Hadi gel kasabaya gidelim de bir iki el poker çevirelim, tamam hadi, mı? Kahve hadi kahve kapanmadan yürü. Gidelim bari. Hadi hadi. Hadi. Oğlum bak hep böyle yapıyorsun. Gel. Komiserim, bir gazeteci geldi. Olayla ilgili olarak görüşmek istiyormuş. İyice ortalığı karıştı. İyi günler komiserim. Adnan Hisar. Çağır bakalım. Hoş geldiniz Adnan Bey. Son işlenen cinayetle ilgili bilgi almak istiyorum. İstiyorsunuz ama bakalım biz verecek miyiz? Biliyorsunuz devlet memuru olduğumuzdan dolayı böyle bir görüşme yapmak için amirlerimizden izin almamız gerekiyor. Ben birkaç gün daha burada kalmayı düşünüyorum. Kalabileceğim bir yer tavsiye edebilir misiniz? Karakoldan çıkınca dümdüz yürüyün. 30 metre ileride sağda Sema Hanım'ın pansiyonu var. Göreceksiniz. İsterseniz orada kalabilirsiniz. Yemekleri çok iyidir. Teşekkür ederim. Yalnız bir ricam olacak. Sadece doğruluğundan emin olduğunuz şeyler yazın. Tavsiyenize uyacağım. Hangisini? Eksik olmayın Aynur abla. Bu piknik o kadar iyi gelecek ki. Keşke annen de gelseydi bizimle. Onun için de bir değişiklik olurdu. Ya çok doğru söylüyorsun Aynur abla. Ama annem oldum olası piknikten fazla hoşlanmaz. Hep kendini kötü hisseder. Ne alakası var? Çevreyi görürdü.
Onun da hoşuna giderdi. Ya iyi olurdu ama inatçı işte. Desene bana bir iş daha çıktı. Ona piknikten zevk almayı öğreteceğim. Hadi hanımlar, sohbeti bırakın da gidelim artık. Tamam canım, biz hazırız. Hadi bakalım. Bu da bizim yeşil yolculuğumuz olacak. Buyurun. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Kalacak bir yere ihtiyacım var, burayı tavsiye ettiler. İçeri buyurun. Ha, şirin bir yer. Öyledir. Siz de çok şirinsiniz. Öyleyimdir. Fiyatlarınız nasıl? Onlar da çok şirinler. Güzel bir kasaba. Gelip geçen çok oluyordur. Senin gibilere pek gelip geçti diyemem. Ne dersin? İz bırakacak bir tipe benziyorsun. Haklısın. Odaları gezmek ister misin? Hem de her yeri. Şimdi bir gün safsatayla bütün dikkatleri buradaki olaya çekecekler. Ortalık iyice karışacak. Kimse bir şey görmemiş, duymamış. Gazeteci anlatacakları bir şey yok. O daha da kötü ya. Adam şimdi kendi kendine hikaye uydurmaya kalkar. Ondan sonra al başına belayı. Bu aklı başında bir adama benziyor komiserim. Abdullah, sen hasta mısın? Geçen gün de aynısını yaptın. Yoksa sen uzman psikologsun da ben mi bilmiyorum ha? İkide bir de saçmalayıp tepemin tasını attırma. Baş üstüne komiserim. Sonra da ölü bulduk. Nasıl olur ya? Vallahi böyle. Peki sizin şüphelendiğiniz biri var mı? Kimsenin günahını alamam ama Serap çok tuhaf geliyor bana. Anlattıklarınıza bakılırsa pek de haksız sayılmazsınız. Bu olayların çözümsüzlüğünün ve iğrençliğinin altından bakalım neler çıkacak. Serap'la bir konuşsanız. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu bir rica. Tabii. Ay, öğrendiklerinizi sonra bana da anlatır mısınız? Çok merak ediyorum da. Hadi ya. Merhaba, rahatsız ettim. Buyurun, ne istemiştiniz? Serap Hanım'ın evi burası mı acaba? Siz kimsiniz? Ya, telaşlanacak bir şey yok. Ben gazeteciyim. Serap Hanım'a cinayet hakkında bir soru soracaktım. Komşularla pikniğe gittiler. Sizinle konuşmak isteyeceğini zannetmiyorum. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. Nereye gittiler acaba? Bilmiyorum. Oğlum, Serap'ı rahat bırakın. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Tamam, siz dert etmeyin. Nasıl bulurum ki? Neyse, tamam, ben hallederim. Teşekkürler. Allah Allah. Bugün de şanssızlık, çav yok. Allah. Şimdi kim bilir neler söyleyecek. Döndüğümüz iyi oldu. Çok doğru. Bugün de hava çok güzel. Her şey hazır, etler pişti. Nerede kaldınız geldik, Allah aşkına? Geldik işte, çok acıktım. Ne o, eliniz boş geldiniz. Bugün bir şey avlayamadık ama Serap kızım çok iyi atışlar yaptı. Ya. Şaşırdım vallahi. Şu Amik değil mi? Bize işaret Sadık ediyor. Sadık. Ne haber ya? Ekler de çok iyi. Hayırdır Amik, ne oldu? Kusura bakmayın sizi böyle sık boğaz ettiğim için. Adım Adnan, gazeteciyim. Burada işlenen cinayetle ilgili olarak Serap Hanım'la görüşmek istiyorum. Serap Hanım, anneniz sizin pikniğe çıktığını söyleyince ben de buraya kadar geldim. Patronunuz bu işgüzarlığınızla gurur duyuyordur mutlaka. Adnan Bey, biz bu sıkıntılı olayı unutturmak, biraz da eğlenmek için pikniğe çıktık. Siz de gelmiş kaçtığımız şeyleri bize hatırlatıyorsunuz. Sadece olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Buraya kadar gelmişken beni geri çevirmeye yüreğiniz nasıl el verecek? Pekala, sorularınızı yanıtlayacağım. Ama fotoğrafımın çekilmesini kesinlikle istemiyorum. Söz veriyorum, fotoğraf yok. Kamil, merhaba. Aç mısın, ister misin? Gel. Al. Serap Hanım, çok teşekkür ederim anlattıklarınız için. Bunları gazeteme yazacağım. Beni fazla sıkmadığınız için ben teşekkür ederim. Gerçi neden fotoğraf çektirmemekte ısrar ettiğinizi bir türlü anlayamadım ama bu güzel gezintiye beni de ortak ettiğiniz için teşekkür ederim. Bakın, abartılacak bir şey yok aslında. Bence amatör işi. Siz de fazla büyütmeyin. Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz?
Çok şaşırtıcı bir tarzınız var. Size göre kadın olduğum için illa yıkılmış olmam gerekiyor değil mi? Soğukkanlıyımdır o kadar. Evet Serap Hanım. Eğer aklıma bir şey gelirse sizi tekrar rahatsız ederim. Yardımcı olmaya çalışırım. Buyurun dönelim. Sonra? İşte o hayatımda gördüğüm ilk cinayetti. Adam çok korkmuş muydu? Hem de nasıl. Pezevenk az kaldı altına ediyordu. Sen korkmadın mı peki? Ne korkacağım oğlum? Silah bendeydim. Fakat... Fakatı ne? İşte ilk defa olduğu için biraz içim bulanmıştı. Herifin kafasını parçalamışsın arkadaş ya. İnsan kötü olur görünce. Sanki daha sonrakilerde korkmuşuz gibi konuşuyorsun. Yok ya, ondan değil de... Yani ne bileyim, küçük yaşta böyle bir şey yapmak öyle kolay değil. Abi var ya, büyük adamsın be. Ulan hakikaten büyük adamsın be. Hele o herifin arkasına dolanıp nasıl aldın 2 puanı? Kes lan. Sen de doğru iç içkine lan. Buna benzer 2 dava daha olmuştu. Faillerini yıllardır bulamadılar. Gerçekten. Yani bu ilk cinayet davası değil öyle mi? İlk olur mu canım? Nasılsa Sema Hanım'ın pansiyonunda kalacaksınız. Orada yazınız için malzeme toplarsınız. Ne malzemesi? O sözünü ettiğim cinayetlerden birisinin mağdurlarındandır Sema Hanım. Vaktiyle kocasını öldürdüler. Desenize tam yerine gidiyorum. Ne aradığınıza bağlı. Biraz iş, biraz eğlence galiba. O gazeteci tekrar gelir mi acaba? Yok canım, ne diye gelsin ki? Röportajı tamamladı, bizimle bir işi kalmadı artık. Sen de dert etme bunları. Sanki ben kendim için endişeleniyorum. Benim çekindiğim senin başına bir şey... Merak etme anneciğim, hiçbir şey olmaz. Gerektiği yerde gerektiği kadar konuşurum. Kasabayı iyice öğrendin mi? İşte yakında Can'la tekrar gezmeye gideceğiz. Bakıyorum bayağı gezip eğleniyorsun burada. O çocuk da çok meraklıymış rehberlik yapmaya. Aman anne... Sen de azıcık çıkıp gezsen. Neredeyse benden çok sen darbe aldın. Aynur Hanım bana yetiyor. Zaten bu yaştan sonra bana ne olur? Ne ilgisi var ki yaşınla? İşte önümüze kalan hayatı yaşıyoruz. Ben bu ülkede yalak olmadığım için hiçbir bok olamadım. Ama anlattıkların bu ülkenin gerçeği zaten. Bu neyi değiştirir ki? Dert etme. Hak ettiğin yeri yakında alacağına eminim. Zamanı geldi de geçti bile. Kimler nerelere geldi? Maalesef öyle. Buradan çok iyi bir malzeme çıkartıp olayı döçertmem lazım. Çıkartırsın elbet. Bu sefer de olmazsa zaten bir daha hiç olmasın. Mutlaka mutlaka başarmalıyım ne pahasına olursa olsun. Boş ver, sıkma canını. Yemeği hazırlayayım. Ya ben Lamia'nın yerinde bir şeyler yedim. Biraz daha ağzını aradım. Bravo ya, keşfetmediğin yer kalmamış. Artık kendini suçlayarak yaşamaktan vazgeç lütfen. Bir ömür suçluluk duygusuyla heba edilecek kadar uzun değil. O gece sarhoş olmasaydım, Betül şimdi hayatta olacaktı. Sadık, olan oldu. Artık kendini eziyet etmekten vazgeç lütfen. Yalnız kendine değil, bana da acı veriyorsun. Ben de istemiyorum ama... ...ne zaman gözlerimi kapatsam aklıma o gece geliyor. Bunun ağırlığında yaşamak çok zor. Zor ama yaşayacağız Sadık. Yaşamalıyız. Hadi ne olur artık bu kadar sıkılmayı bir yana bırak. Sana güzel bir kahve pişireyim, oturup televizyon seyredelim ha. Hadi canım. Olayın doğrusunu ilk ağızdan duymayı tercih ettiğim için Lamia'yı anlattırmadım. Madem işe yarayacağını düşünüyorsun anlatayım. Ama senden bir ricam var. Lütfen olayı 1000 katarak yazma. Bu konuda bana güvenebilirsin. Kocam buralıydı. Derken günün birinde iş yerine gittiğimde onun cesediyle karşılaştım. Üstünden yıllar geçmesine rağmen olay bir sonuca ulaştırılamadı. Katili her kimse hala elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. O yakalanana kadar bu kasabadan ayrılmamaya yemin ettim. Güçlü bir kadınmışsın Sema. Böylesine metanetli davranmanı başka türlü açıklamak mümkün değil. Ya Allah kahretsin. Kızım, ne oldu evladım? Anne, çok zor günler yaşıyorum. Aynaya baktığımda bir yabancı bakıyor yüzüme sanki. Bu ben değilim. Canım. Yüzü bile kendine ait olmayan bir insan oldum. Canım.
Her gece silah sesleri işitiyorum. Ben ne Tülay'ım ne de Serap'ım. Artık bir adım bile yok. Cansız bir bebekten farklı bir şey değilim anne. Kızım bir tane. Biraz kendini toparlaman lazım. Hadi bakalım uyan. Hadi canım. Hadi. Hadi. Çok geç oldu. Hadi gidelim abi ya. Gidelim abi ya. Bize olmaz. Babam çoktan sızmıştır. Bir ayılırsa üçümüzü de halleder. Onu da halledelim. O zaman sen de kurtulmuş olursun. He? Saçmalama lan. O benim babam. Hadi be. Ulan her kriz geldiğinde seni döven adama nasıl katlanıyorsun anlamıyorum. Anam ölmeden bizi birbirimize emanet etti. Emanete hıyanet edenlerden tamam, değilim. Tamam. Kes konuşmayı. Anlaşıldı. Yine bize gideceğiz. Abi senin kız kardeşin de bir gün hepimizi kapı önüne koyacak ya. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Sendeyiz abi ya. Ulan evde ben ne dersem olur tamam mı? Evin erkeği benim. Vay erkeğin benim. Hadi abi ya. Bir an önce rahat bir yere gidelim. Hadi. Hadi kalka. Hızlı hareket etme. Yavaşça ellerini başının üstüne koy. Senin ne işin var burada? Konuşabilir miyiz? Gecenin bu saatinde ne arıyorsun burada? Hepsini anlatırım ama senin de anlatman gereken bir şeyler var sanırım. Fotoğraf çektirmemek için o kadar ısrar ettin ki bu işin içinde bir iş var diye düşündüm. Bunun bir prensip olduğunu söylemiştim sana. Ama bunun dışında bir şeyler daha var. Neymiş o şeyler? Soğukkanlılığın, silah taşıma... Kendi halinde bir ev kızı olamayacağını düşünüyorum. Gecenin bu saatinde burada ne işin var? Sen kimsin? Dedim ya, adım Serap. Annemle birlikte buraya taşındık. Bundan fazla da bir şey yok. Hayır, bundan fazla bir şeyler var. Yok canım. Daha önce özel eğitim almış görevlilerle ilgili bir yazı dizisi hazırlamıştım. Onların davranışları, daima tetikte bulunmaları dikkatimi çekmişti. Nedense seni görünce onları hatırladım. İyice saçmalamaya başladım. Ben de kalkmış gece evime giren birine çay yapıyorum. Oysa bana nelerden söz ediyor, seni vurmadığıma şükret. Senin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Lütfen işimi zorlaştırma. Farz et ki ben senin düşündüğün gibi biriyim, ne yapacaksın? Bu müthiş bir haber olurdu. Ama emin ol hiçbir şey yapmayacağım. Hevesin kursağında kalacak ama ben düşündüğün gibi birisi değilim. Sana da küçük bir tavsiyem var. Ne olursa olsun hiç kimsenin evine gece vakti girmeye kalkma. Sonra alnının ortasına bir kurşun yiyip meslek şehidi olabilirsin, anladın mı? Muammer, akşamdan kalan pirinç pilavını çorbaya kat. Müşteriler yemeklerden şikayet edip duruyorlar. Tasası sana mı düştü, dediğimi yap. Gel bakayım buraya. Ay biliyorum, biliyorum ama o cinayet hala gözümün önünden gitmiyor. Bırak artık bu konuları konuşmayı. Sabah akşam durmadan cinayeti konuşuyoruz. Yeter diyorum. Bıktım artık bu konudan. Ay sen de durduk yere ne diye sinirleniyorsun canım? O tuhaf görünüşlü gazeteci de inşallah bir şeyler bulur. Bunca yıl çözülemeyen cinayetler bir gazetecinin gelmesiyle mi çözülecek? Yüzünün gülmesini istiyorum Serap. Ama sen hep sıkıntılısın. Benim hoşuma gitmeye mi çalışıyorsun? Evet. Bunların hepsi geçecek. Görürsün o katili de yakalayacaklar. Sen hiç canını sıkma. Geçmişin sesleri rahat bırakmıyor beni. Her sabah güne yorgun başlıyorum. Kendin neden böyle bir esrar perdesinin arkasına gizliyorsun? Ben her şeyimle açıldım sana. Oysa sen benden bir şeyler saklıyorsun. Israr etme. Sana yemin ederim ki anlatılacak fazla bir şey yok. Belki de bir insanın görmesi gerektiğinden çok daha fazla şey gördüm. Ben bütün bunların yorgunluğunu taşıyorum. Bu kasabadaki hayata uyum sağlamak da göründüğü kadar kolay değil. Ama sen güçlü bir kadınsın. Eğer o anlatmadığın acıların üstesinden geldiysen bunları da halledersin. Sana elimden gelen yardımı yaparım. Yeter ki iste. Sağ ol. Her zaman yanımda olacağını biliyorum. Ama bazı şeyleri kendim halletmem gerek. Bunları kendi içimde çözümlediğimde her şey yoluna girecek. Emin misin? Ölmüş olması mümkün değil. O isimde bir kadın burada cap canlı geziniyor. Takma bir adı olabilir elbette. Tamam. Tamam, araştırdığın için teşekkür ederim. Ben başka yollardan öğrenmeye çalışacağım. Tamam. Bir numara daha var.
Alo. Bir dakika efendim. Alo. Merhaba. Benim Adnan. Senden bir iyilik istiyorum. Birinin hakkında araştırma yapmanı istiyorum. Hayır hayır, bu defaki bir kadın. Sonra ara. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Bu ne biçim iş? O gazeteci de araştırma yapıp duruyor. Belki de onunla daha yakın çalışmalıyız. Az önce gazetesine bir faks çekmiş. Herhalde yazısını göndermiştir gazeteye. Hayır hayır. Sema Hanım'ın kocasının ölümüyle ilgili bir yazıymış. Daha önceki cinayetleri yazmaya başladığına göre artık sıra bu son cinayete geliyor. Onun bizden fazla bir şey öğrenmiş olduğunu sanmıyorum. İsterseniz çağırıp bir görüşelim. Şimdilik bir gereği yok. Eğer önemli bir şey öğrendiğini anlarsak çağırırız onu. Durumu olduğundan daha karışık bir hale getirmeyelim. Hadi artık biraz dinlen. Sağ ol. Pansiyonun tek müşterisine çok iyi bakıyorsun. Sabahleyin erkenden çıkmışsın. Yazıyı gazeteye faksladım. Yarınki baskıya yetiştirirler. Bir şey olursa arayacaklar. Ya öyle mi? Bugün gelen haberler doğru iz üzerinde olduğumu gösteriyor. Haberler iyi demek. Hem de çok iyi. Çok sevindim. Şükran! 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 Merhaba, nasılsın bakalım? İyiyim Ebe Hanım, seni sormalı. Ay ben pek iyi değilim. Niye? Biraz sinirlerim bozuk. Hayırdır Ebe Hanım, bir şey mi oldu? Aman hayır yok bu işin. Şer demek daha doğru. Yoksa duymadın mı? Neyi duymadın mı? A, bütün kasaba çalkalanıyor, senin bir şeyden haberin yok. Bakkalı öldürmüşler ya. Ne? Aman hem de ne ölüm. Önce tecavüz etmişler, sonra tabancayı içine sokup patlatmışlar. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Birden tuhaf oldum da. Neyse Şükrancığım, Allah sabır versin. Ne demek istiyorsun Ebe Hanım? Ne diyeceğim şekerim? Bilmeyen mi var? Eceline mi sordun sen? Kusura bakma, bizim mesleğin gereği bu. Ne arıyorsun burada? Sana gelmek için yola çıkmıştım. Neyse ki karşılaştık. Gene ne oldu? Elime bir takım kayıtlar geçti. İlgileneceğini sanıyorum. Ne kayıtlarıymış bunlar? Özel bir görevde çalışan Tülay adlı bir uzmanla ilgili kayıtlar. Arabaya gel, gidip rahat bir yerde konuşalım. Peki karşılığında? Şimdi oturduğumuz evi ve bu cipi verdiler. Biraz da bankada para. Yıllar boyu süren sayısız operasyona katıldım. Beraberinde de psikolojik bozukluklar başladı. Aslında yetenekli ve başarılıydım ama insan bir yerden sonra kaldıramıyor galiba. Bir sürü madalya ve nişan. O da işin süsü işte. Sonra emekli edildim. Can güvenliği için estetik operasyonlar, yeni kimlik ve terapi seansları. İşte benim hikayem bu. Müthiş bir hikaye bu. Ülkenin gündemine bir bomba gibi düşer. Yani beni harcayacaksın öyle mi? İşimin gereği desek daha doğru. Ya tabii, meslek prensipleri. İnan ya da inanma. Ben buraya cinayetleri araştırmaya geldim. Böyle bir durumla karşılaşacağımı da hiç beklemiyordum. Bir gazetecinin önlenemeyen yükselişi ve benim gerçeğim ha. Bunun için çok bekledim. İşte fırsat. Beni afişe et ve bir hayat daha kaybedeyim. Sen de mutlu sona ulaş böylece. Hayır bak, böyle demek... Kalk lan. Kalk. Kalk dedim. Kalk. Ya burası otel mi? Hadi yürü. Şimdi onları en beklemedikleri anda gafil avlayacağız. Arka arkaya iki iş yapmak tehlikeli değil mi? Arada biraz zaman verseydik. Doğru ya. Daha önce hep öyle yaptık. Oğlum, paraya ihtiyacımız var mı? Var. O zaman bu işi yapacağız. Hem bu kadar kısa zamanda yeni bir iş beklemedikleri için hepsini hazırlıksız yakalamış oluruz. Bu defa kimi halledeceğiz? En iyisi Sadık'la karısını halletmek. Oğlum sonra sakata falan geliriz. Daha sonra yapalım bu işi. Yok abi. Şimdiye kadar sakata geldik mi? İşi bitirir, paralarını alırız. En tenha yer orası. Üstelik karşı da koyamazlar. Bari o yeni taşınanların evine gitseydik. Hem kız da güzel bir şey. İşi daha keyifli bir hale getirebilirdik. Sıra onlara da gelecek. Önce şu morukları halledelim de. Ne zaman yapacağız bu işi? Bu gece. Ah Aynur Hanımcığım. Canım, öğleden sonra bize bekliyoruz. Peki ama bu son olsun. Bir daha biz sizi bekliyoruz. Tabii geliriz, merak etme. Yalnız Serap gezmeye çıktı. Akşam üzeri rahatsız ederim sizi. Peki olur şekerim. Tamam, Serap'a not bırakırım. Gelirse o da uğrar. İçeri gelsen Allah aşkına. Yo yo, hemen kaçayım. Ufak tefek işlerim var, onları halledeceğim. Peki nasıl istersen.
Fazla geç kalmayın, tamam mı? Hadi Allah'a ısmarladık ilgili. Serap, seni bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Bir sıkıntın, bir derdin olduğunda artık ben olacağım yanında. Can, çok tatlısın. Ama ben zaten incinebileceğim kadar incindim. Hiç kimse daha fazlasını yapamaz artık. Ben seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Sen çok iyi bir insansın. Ama ben gerçekten hiç hazır değilim böyle bir ilişkiye. Sana bunu söyleme cesaretini kendimde nasıl bulduğumu ben nasıl de bilmiyorum. Nasıl gidiyor, her şey tamam mı? Başka bir arzunuz var mı? Yok, teşekkürler. Afiyet olsun. Ne olur bana kırılma bunları sana söylediğim için. Sen nasıl içinden geçenleri söylüyorsan, ben de aynı şekilde benim için doğru olduğuna inandığım şeyleri söylüyorum sana. Yok, kırılmadım. Bunları söylemen sana olan saygımı perçinledi. Doğruyu söylediğin için teşekkür ederim. Dediklerimi harfi harfine yapacaksın, tamam mı? En ufak hataya yer vermemeli. Tamam abi, siz onlarla ilgilenirken ben de telefonun kablosunu halledeceğim. Ama şan olsun diye bir şeyler de yapalım ha. Tamam, gene canın yatmak istiyor galiba. Aman ya, adamın söylediğine söyleyeceğine pişman ediyorsun. Ha bak, ayak izlerinden de bir şey çıkartamazlar. Şöyle herkesin yüreğini ağzına getirecek bir şeyler yapsak ya. Tamam ya, sen üstüne düşenleri yap yeter. Devamını nasıl olsa getiririz. Hadi başlayalım artık, daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Tamam, benim için hava hoş, başlayalım. Ama eğer dediklerimi unutursanız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsanız herkesten önce sizin işinizi ben bitiririm. Anlaşıldı mı? Tamam ya, tamam, anlaşıldı. Dünyanın tadı kalmadı Aynur Hanım. Küçücük çocukları, bebekleri öldürüyorlar. Sonra da bunlar insan diye aramızda geziniyorlar. Eskiden bu kadar şiddet, zulüm yoktu. Ne bileyim. Vardı, vardı da bu kadar göz önünde değildi. Aman Sadık, Allah aşkına kötümser olma gene. Alt tarafı televizyon programlarından söz ediyoruz. Beni anlayacağını biliyordum. Böyle bir ilişki için henüz çok erken. Senin gibi bir insanı kaybetmeyi asla istemem. Bundan sonra senin dostluğuna çok ihtiyacım olacak. Bunlar hep teselli sözleri. Benim açımdan hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ama eğer istediğin dostluksa buna da varım. Seni kaybetmeyi istemiyorum. Kaybetmeyeceksin. Yarın görüşecek miyiz? Yarın biraz ev işleriyle uğraşacağım. Belki akşama görüşürüz. Tamam, ben gideyim artık. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Asıl ben teşekkür ederim bana bu kadar güzel zaman geçirdiğin için. Yarın görüşürüz. Belki de hak edeni öldürmek lazım. Bilemiyorum ki. Yapmayın Allah aşkına. Hiç kimse öldürülmeyi hak etmez ki. Değil mi yani? İnsan hakları vesaire. Ah, bir çay daha alır mısınız? Çok içtim. Teşekkür ederim. Ayrıca öldürmek gayri insani bir olay. Ben asla kabul edemem. Bırakın bunları. Ne hayatlar gitti. Demokrasi, insan hakları vesaire dediğiniz şeyler sindirilmişse güzeldir. Hazmedilmemiş haklar lükstür ve daha büyük problemleri de beraberinde getirir. Hayırdır inşallah bu saatte. Serap'tır, erken gelirsen Aynur ablanlara uğra diye not bırakmıştım. Gir içeri. Kalkın ayağa, kalkın. Çabuk. Ya dediklerinizi yaparsınız ya da canınızı yakarız, anlaşıldı mı? Ne isterdiniz, vereceğiz. Gel, kes sesini. Hadi. Kes sesini. Dur lan. Anlaşıldı mı? Güzel. Bu arada önce maddi konulardan başlayalım ha. Tamam. Bekle, para mücevher ne varsa getirin bakalım. Benim daha iyi fikrim var. Ne? Paraları biz toplayalım. Güzel. Ne isterseniz vereceğiz. Yeter ki bizi öldürmeyin. Kes sesini, kes. Güzel, güzel. Geçin şöyle.
Allah. Anne. Kız, doğru yatağına. Bana bakın. Bu gece hepimiz ayrı ayrı yerlerde kalacağız. Ben ormana gideceğim. Sizler kendi evlerinizde olacaksınız. Önümüzdeki birkaç günü mümkün olduğu kadar sakin geçirmeliyiz. Bana bak, ormanda kalmakla nereden çıktı lan? El hareketi yapma lan, iki dakika delikanlı ol. Ormanda ne yapılır? Bir şey olursa kamp yaptığımı söyleyeceğim. E artık ben de pederi sakinleştirmekle uğraşırım. İstersen gel bende kal bu gece. Oğlum ne dediğimi anlamadınız galiba. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde geçireceğiz tamam bu geceyi. Tamam anladık. Hadi çak. Oğlum bana bak. Ben şimdi gider bir yemek yerim, oradan da eve geçerim. Tamam mı? Tamam. Ha bana bak. Bu arada seninle... Başın sağ olsun. Sağ ol Can, geçsene. Geldim geleli felaketler yakamı bırakmadı. Sanki dünyanın en büyük günahını işlemişim, şimdi de cezasını çekiyorum gibi. Kader işte. Acını yürekten paylaştığımı bilmeni istiyorum. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa lütfen söyle, çekinme. Sağ ol, teşekkür ederim. Her zaman nezaketini koruyorsun. Nezaketle ilgisi yok. Çok samimi duygular bunlar, biliyorsun. Dünya böyle işte, elden bir şey gelmiyor. Çok iyisin ama öğleden sonra cenazeleri kaldıracağız. İğrenç bir dünya bu. Evet öyle. Herkes için böyle midir acaba? Bu gece bende kalabilirsin. Çok naziksin ama son geceyi bu evde geçirmek istiyorum. Neden son? Sen olsan kalır mıydın? Daha fazla kalamam. Yarın sabah bu kasabadan gidiyorum. Bakalım zaman bana daha neler gösterecek. Sabah ilk trenle ayrılıyorum. Kalmanı çok isterim. Ben de elimden geleni yaparım. Her şeyin üstüne bir sünger çekeriz birlikte. Kesin kararımı verdim. Yarın gidiyorum. Kendin için en doğru olanı elbette sen bilirsin tabii. Burada omzuna yaslanabileceğin bir adam olduğunu asla unutma. Senin için senle her şeye varım. Bundan eminim. Hayat maalesef öyle istediğimiz gibi olmuyor. Keşke seni başka bir yerde, başka bir zamanda tanısaydım. Ama o zaman da belki sen farklı olurdun, öyle değil mi? Bunu bilemeyiz. Ama bugün buradayız ve senin acıların beni de acıtıyor. Bu da şu anki en gerçek duygularım. Buna inanmanı istiyorum Serap. İlgine teşekkür ederim Can. Yanlış anlama ama biraz yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Tabii ki. Cenazede görüşürüz. Hoşça kal. Kızın hali perişandı komiserim. Geldi geleli kasabada cinayetten başka bir şey görmedik. Üstelik anasını kaybetti. Bundan büyük felaket olur mu? Gene de çok büyük soğukkanlılıkla verdi ifadesini. İfadesini verdi de hiçbir yardım olmadı ki. Tek bildiğimiz 3 kişinin deli gibi cinayet işleyip soygun yaptı. Ayak izlerinden de bir şey çıkartamıyoruz. Durum tek kelimeyle felaket. O gazeteciye ne söyleyeyim?
Kapıda bekleyip duruyor. Ne söyleyeceksin? Gitmesini söyle. Araştırmanın selameti açısından hiç kimseye bilgi veremeyeceğini söyle. Baş üstüne komiser. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun. Sağ ol. Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Merhaba. Teşekkür ederim. Haberi alınca gidip birkaç fotoğraf çektim ama bir türlü uğrayamadım. Daha doğrusu tepki göstereceğinden çekindim. Boş yere çekinmişsin. İyi misin? Tabii. Emin misin? Evet evet iyiyim, merak etme. Kim olsa benim yerimde sarsılır. Güçlü olmalıyız. Kader işte, değil mi? Biliyorum ve güçlüyüm, merak etme. Ne bileyim, bir tuhaf davranıyorsun. Şimdi de psikologluğa mı başladın? İşte normale dönmeye başladın. Ben seni hep sinirli görmeye alışmışım. Başka türlü olmuyor. Gülümsediğini görmek ne güzel. Nereye gidiyorsun? Eve. Biraz dinleneceğim. Yarın sabah da ayrılıyorum buradan. Yardım edeceğim bir şey olursa beni ararsın. Sanmıyorum ama gene de sağ ol. Sana hoşça kal demek o kadar güç geliyor ki. Ne olur işimi daha da zorlaştırma. Yeteri kadar acı çekiyorum zaten. Yeni bir hayat kurmalıyım. Onu da başaracağını biliyorum. Umarım gerçekten iyi bir hayatın olur. Ben gideyim artık. Kendine iyi bak. Sen de. Böyle bir günde hediye vermek biraz ters ama bunu ait olduğu kişiye vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Ben seni yazamadım ama sen bana yaz, olur mu? Yazacağım. Belki bir gün tekrar karşılaşırız başka bir kasabada, başka bir hayatta. Hadi Kamil. Hadi kalk. Baksana gitmeye hiç niyeti yok, bari biraz kalsın. Onları kimin öldürdüğünü biliyorum. Ne oluyor ya? Kimsin sen? Korku nasıl bir şeymiş ha? Şimdi anladın yapma. mı? Yapma! Ne olur yapma, yalvarırım. Yalvarırım. Şimdi yapma, anladın mı ha? Yapma! Ölüme hiç bu kadar yakın olmuş muydun? Köpek! Aa!
Yalvar. Niye? Hadi yalvar. Ben ne yaptım ki? Yapma. İşte bu. Onlar da yalvarmış mıydı ha? Yalvarırım, ateş etme. Yalvar dedim sana. Yalvarırım, ateş etme. Yalvar. Ne olur yapma. Geber.